eserinden yararlandığımız Ahmet Ziya'nın Gümüşhanevi, üstadları, üstadlarımız, müşahidelerimiz, bazı ruhum ve dersimi dinler kardeşlerimizin geçmişleri, bu civarlarda metrum olunan Evliya olan Mahsulü Haşu eden Mü'minat, tüm geçmişlerimize ruh için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak birlikte geçireceğimiz dakikaları rızasına muvaffak kılsın inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki dinarun entaktehu ala nefsik. Para vardır, kendine harcarsın. Ve dinarun entaktehu ala validek. Para vardır, anana babama harcarsın. Ve dinarun entaktehu ala ibnillek. Dinar vardır, para vardır, oğluma harcarsın. Ve dinarın entaktehu ala ehlik, para vardır, ailene, hanımına harcarsın. Ve dinarın entaktehu fi sebilillah ve huve ahsen ve ecran, bir de para vardır, Allah yolunda harcarsın ki en muazzam, en güzeli budur. Ecir bakımından da en çok kazandıran budur. Allah yolunda harcamak. Şimdi bir insanın kendi nefsini ayakta tutacak kadar çalışıp kazanması farzdır. Yani dilenmek kesinlikle yanlıştır. Dinimizde caiz değil. Evet. Keza borcu varsa borcunu ödeyecek kadar çalışıp kazanması farzdır. Keza eşi ve çocukları varsa onların geçimini sağlayacak kadar çalışıp kazanması farzdır. Farz-ı ayın. Keza yaşlı, fakir anası babası varsa onların geçimini sağlayacak kadar çalışıp kazanması farzdır. Bundan sonrası mubahtır. Tabii haram yollardan olmamak kaydıyla işte Ankara'nın en zengini benim diye hava atmak için olmamak kaydıyla mubahtır. Böyle cami yapalım, okul yapalım, hastane yapalım, zengin olup da hacca gideyim, çocuk okudayım gibi hayır işlerine harcamak üzere zengin olayım diye çalışıp kazanmak menduptur, teşvik edilmiştir. Evet, Peygamberimiz de onu söylüyor. Evet, bu hadis-i şerifinde para vardır diyor, kendine harcarsın. Evet, bu kendi ayakta tutacak kadar, başka dilenmeyecek kadar ayıbını örtecek elbise almak için evet para lazım. Açından ölmemek için yemek lazım. Bunun için para lazım. Sokakta kalırsan hasta olursun. Barınacak bir yuva edinmek için çalışıp kazanmak farz-ı ayındır. Nasıl şu namaz, ikindi namazı farz-ı ayınsa o da farz-ı ayındır. Böyle diyor Peygamberimiz. İşte para var. Birisi bu. Kendini harcarsın. Evet, kendin harcarsın. Ve dinarın enfaktığı ala verideyik. Anana babam harcarsın. Bakıma muhtaç. Usul ve furu senin bakmakla yükümlü olduğun kişilerdir. Kardeş değil. Kardeş fakir olursa ona zekat verilebilir. Fakirse ona da bakmak teşvik edilmiştir. Sıla-i rahimdir. Güzeldir ama babam fakirse, deden fakirse, annen fakirse, ninen fakirse, muhtaçsa ona bir adamın bakması farzdır. Keza oğlun, kızın fakir, muhtaç. Keza torunun fakir, usul furu dediğimiz bu aşağı bir kadar inersen in, yukarı bir kadar çıkarsan çık. Bunlar fakir, muhtaçlar. Bunlara para harcamak farzdır, arz ettik. İşte anne baba harcının para vardır. Ve dinarun in atatu alemnille oğluma, evlatlarına para harcarsın. Ve dinarun atatu ala evli aileme para harcarsın. Şimdi evlenmek teşvik edilmiştir. Venkihu mâ tâbedekum minen nisâ mesâ ve sûrâsı ve rubâ'a ve nikibsim ellâ tâdilü fevâhide. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak evlenmeyi bize helal olan kadınlardan erkeklere hitap ediyor. Evlenmeyi emrediyor. Bir adamın zina yapması
varsa ortada evlenmesi farzdır. Evlenmesi farzdır. Zina yapıyorsa, yapacaksa. Evlenmediği takdirde zina yapma şüphesi varsa vaciptir. Yok, bomba gibi temiz yetişmiş, sağlam karakterli, kesinlikle zina yapmaz. Evet, ise sünnet-i mekkededir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem masumdur. Tüm peygamberler masumdur. Allah onları korumuştur, seçmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir eve gidiyorsunuz, Mekke'nin bu putperest müşriklerin kadının evine şapkanı asıyorsunuz. Anlıyorsunuz diye şapka diyorum. O zaman şapka yok. Şapka o Fransızca'dan geldi. Bize öyle oradan geldi şapka o Fransızca. Ama başına giydiği mesela neyse, onlar ne giyiyorsa, onu kadının kapısını asıyorsunuz, o gece o kadın senin. Ertesi gün bir başka erken geliyor, o asıyor. Onun böyle bir toplum, evet, böyle bir toplumda yetişmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kesinlikle hayatında hiçbir leke yok. Neden? Allah korumuştur onu. Bunu tabii ben peygamberimize inanıyorum. Sen de Müslümansın. Peygamberler masumdur. Kur'an'da böyle. Biz inanıyoruz. Biz böyle değiliz. Evet. Voltaire var. Daha evvel de söylediysem tekrar olsun. Fransız filozofu. Hristiyan bir ailenin çocuğudur. Çok zeki. Kiliseye götürüyorlarmış ki sık iyi bir Hristiyan olsun diye. Fakat bakmış ki papazlar film çeviriyorlar. O günah çıkarma odasında gelen, kızların, kadının hızını geçiyorlar. Dalavereler yapıyorlar. Aklı erince, çok akıllı, zeki bir oğlan demiş ki, din bu ise ben demiş, dinsizim. Ve ömrü boyu kiliseyle mücadele etmiştir Voltaire, Fransız filozofu. Bu tabi papazlar eskiden beri peygamberimize hücum ederler. Hep ona çeşitli iftiralarda bulunurlar. Hayatındaki şeyleri değiştirirler. Bu konuda size Asım Köksal Berhum hocamızın Diyanet'te Yüksek İstişare Kurulu'nda da bulundu. Çok güzel İslam tarihi var. Orada Kaytanı diye bir herife cevap veriyor delilleriyle. Şimdi başka da çok da, yani sizin burada hemşeriniz, onu okumanızı tavsiye ediyorum. Orada cevap veriyor, onlara hücum ediyorlar. İşte onun için bu adam Voltaire kiliseyle uğraşıyor, hayatı boyunca uğraşmış ama onların, papazların peygamberimize hücum etmelerine bakmış, demiş sizin ne mal olduğunuz biliyorum, size inanmam, incelemiş. Arap edebiyatı, Arap şiiri meşhur. Cahiliye döneminde de Allah onlara o kabiliyeti vermiş. Muazzam hitabet kabiliyetleri var, muazzam şiir kabiliyetleri var. Cahiliye Araplarının şiirleri UNESCO'da şimdi hala dünya edebiyatı içinde sayılı, başta duran şeyler, metinler. Öyle kabiliyetleri var. Onları inceliyor. Hepsini bu Voltaire bakıyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında hiç bilinmeyen nokta yok. Gene o dinsiz filozof diyor ki Peygamberin hayatında bilinmeyen nokta yok. Hiçbir kara leke yok. Öyle bir ortamda büyümüş olmasına rağmen Allah onu korudu. Bütün peygamberleri korumuştur. Masumdurlar, günah işlemezler. Süçmeleri olabilir. O da bize ders olsun diye böyle bir durumda ne hüküm çıkacak? Onun için. Yoksa Allah onları korumuştur. Ki vadduha velleyli izâ secâ mâ vettâke rabbuke ve mâ kadâ velel âhir. Vay, o surede de kayboldun, bulmadın mı seni? Buldurmadın mı seni? Seni korumadın mı diyor Allah. Başka ayetlerde de var. Allah korumuştur. Onun için hayatında hiçbir şey yok. Evet, o Allah'ın kendine verdiği izinlerin hepsini kullanmış, evlenmiş. Evlenmiş. Birden çok. 13 tane hanımı var. Gülahire şey ettikleriyle beraber. Hazreti Hatice anamızla 25 yaşında evlenmiş. Hazreti Hatice anamız iki kocadan dur kalmış 40 yaşında bir kadındır. Hatice anamız onu zengin, dul kadın, ticaret kervanına koymuş peygamberimizi sorumlu, çok kar etmiş. Sonra peygamber belli olmaz mı, normal insanla farkı olmaz mı, çok zeki kadın, kendisi evlenme teklif etmiş. Şimdi bunu niye söylüyorum? Peygamber o arada
kaç tane kadın olmuş diyenler var. Batılır mı? Yazarların bu yazdıkları eserleri bir gazete tercüme etti. İsmini söylemiyorum. Bilhassa bürokratların okuduğu bir gazete teşhir etti, tefrika yaptı. Ve onun için bakıyorsun adam yüksek rütbede vay ne hovardaymış ya falan diye laflar ediliyor. Meclislerde konuşuluyor. Biz böyle meclislerde bulunduk. Evet. Onun için izahat veriyorum. Fransız filozofu öyle diyor. Eseri Muhammed maddesinde Vakabüler de filozofi felsefe lügatçesinde Muhammed maddi bakabilirsiniz. Halen kütüphanelerde var. Sizi gidi iftiracı, kara sakallı, yobaz papazlar sizi. Muhammed'in hayatında bilinmeyen hiçbir nokta yok. Dinsiz bir profesör söylüyor bunu. Ayrıca Muhammed'in hayatında hiçbir kara leke yok diyor. Evet, bizim de inancımız, peygamberimiz masumdur. Hiç günah işlememiştir. Evlenmesi ahlaki, dini, siyasi bakımlardandır. Mesela Safiye anamız Yahudi asıllıdır. Hayber'in fethinden sonra Safiye anamız esir düşmüş cariyelerin arasında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o düşmüş. Mücahitlere, askerlere galip geldiği zaman mağlup olanların erkekleri köle, cari, kadınları cari olarak verilir. Allah'ın kanunu böyle. Sen de yavru, canını ortaya koy, hayatını ortaya koy, dini, adaleti, haklılığı yaymak için, adaletsizliği önlemek için, zulüm önlemek için en kıymetli canını ortaya koy, arkadaş sana da verelim cariye köle. Şimdi adam asker çürük rapor oluyor, askerden kaçıyor. Çünkü adamın şeysi o kadar. Evet, Müslüman ama askerde soğuk, sıcak, nöbet tutacak, tehlikeli yerlere gidecek, gel özür sen falan. Evet, böyle düşüncelerle şimdi namusu korumak, vatan namus demek, dini korumak, ahlakı korumak, canı korumak, marı korumak İslam'ın ana kanunlarındandır. Bu maksatla zalimlere karşı, bakın zorla Müslüman etmek için değil, adaleti hakim kılmak için, zulmü önlemek için hiçbir zorlamayla Müslüman ol diye bir göremezsin İslam tarihinde. Müslüman olursa kardeş olur. Kardeş olur ama olmazsa zorla Müslüman olacaksın denmez. Ama benim emrime gireceksin, seni ben koruyacağım, canını, namusun var mı? Ama senden de vergi alacağım, haraç cizye alınır. Sistem budur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize tebliğ ettiği Kur'an'da da şey budur. Böylece Efendimiz Safiye anamız almış, ona düşmüş. Müslüman ol dememiş. Ehli kitapla bir Müslüman erkek evlenebilir. Ehli kitaptır. Putperest de evlenemez, dinsiz de evlenemez. Ama ehli kitap da evlenebilir. Dinimizde öyle. Tabii ben din açısından söylüyorum. Ama Safiye anamız çok zeki kadın. Daha ilk gün Müslüman olmuş. Müslüman olmuş. Sonra Yahudiler hala dünyayı ateşe sokmak istiyorlar. Dünyada en büyük zulüm kaynağı onlar. O zaman da öyle. Arapları kandırıyorlar, kışkırtıyorlar. Peygamberimize karşı ayaklandırıyorlar. Bedir'e göndermeleri, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı hep Yahudilerin kışkırtmalarıyla olmuş bir şey. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Safiye anamız evlenince demişler ki ya Muhammed bizim, Muhammed demiyor onlar da, Ebul Kasım diyorlar. Ebul Kasım bizim damadımız oldu, artık böyle yapmayalım. Akrabamız oldu, damadımız oldu, siyasi. Onların bu entrikalarını kesmek için siyasi. Evet, mesela başka Ümmü Habibe anamız, Habeşistan'a nicret etmişler. Orada kocası ölmüş, yalnız kalmış, mektup yazmış Habeş Necaşisine, Habeş kralına. Ki Müslüman olmuştur. Gerçek Hristiyandır. Allah bir İsa peygamber diyendir. O İncil'lerin gerçek İncil'de de halen var ama açığa çıkarmıyorlar. Halen var açığa çıkarmıyorlar. Allah bir İsa peygamber. Ama şimdi gidiyorsunuz Avrupa'ya gidince sorun Hristiyanlara. Kimisi Allah diyor İsa aleyhisselam ama kimisi Tanrı'nın oğlu diyor. Acayip acayip. Ama hakiki İncil'de din Allah bir ve İsa onun peygamberi yazıyor. Evet, gerçek mümin olduğu için hemen inanmış, ona mektup yazmış. Ona mektup yazmış. Bu Ümmü Habibe'yi bana nikahla vekilimsin diye.
Evet, yalnız kalmış kadın, gurbet elde, elin memleketinde, ahlaki. Evet, böyle hep böyle, biz sadece Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Ayşe anamızla kızken evlenmiş. Diğerleri dul, iki üç kocadan dul. Hep böyle ahlaki, siyasi, dini meselelerle. Bazı şeyler mesela, kendisinin köle kölesi var, onu azat etmiş. Ondan sonra onun bir ahire şey deyince karısıyla evlenmiş. İnsan karısı, oğlunun karısıyla evlenir mi? Ha, bir şey üretecek. İslam'da evlatlık yok arkadaş. İslam'da evlatlık yok. Falan adam, falan adamdan, filan kadından doğdu. Onun oğlu, kızı, onun evladı. Evlat edinme yok İslam'da. Evlat edilirsen senin oğlun olmaz. Hadi hatta üstüne getirmesi dinde yasak. Ben şimdi kanuna karışmıyorum. Dini öğretiyorum. Eğer bir adam da babası olmadığı halde diyor, babası, başkasına baba derse, evet, yerin göğün laneti tepesini yalsın diyor. Öyle hadis var. Ben de size duyuruyorum. Sen ne yapacaksın? Kendin karar vereceksin. İşte öldükten sonra karısını almış onun. Dinde evlatlık olmadığını göstermek için. İnsan oğlunun karısıyla evlenir mi ya? Evlenmez ama dinde evlatlık yok. Kur'an'da açıkça yazı böyle. Evet, işte böyle çeşitli sebeplerden evlenmiş. Müslümanların da evlenmesi, hazretlerim gibi farzı var, vacibi var, sünnet-i merkezisi var. Evlenmemek iyi değil. Falanca evlenmemiş. Biliyor musun adamda ne vardı onun? Böyle adamlar gördüm ben. Falanca evlenmedi, bir ben de evlenmeyeceğim. La havle ve la kuvvete. Bu hoca, hoca geçinen bir adam, halka hitap eden bir adam. Ya Kur'an evlenin diyor. Fenkihu mâ tâbe lekum. Kadınlardan size helal olanlarla evlenin. Evlenemeyecek kimseler var biliyorsun. Kızınla, oğlunla, kardeşinle evlenilmez ya. Mesela bu helal olanlarla evlenin. Allah böyle emir veriyor. Peygamber evlenmiş. Benim hocam evlenmedi, o da evlenmiyor. Böyle saçmalık olur mu? Bizim örneğimiz ve yekûnü rasûlü aleyküm şehîdâ. Sizin örnek alacağınız kişi Muhammed Mustafa'dır. Ve tutulun nebiyyel ümmi. Ümmi peygambere tabi olun. Atiullah ve atiur rasûl. Muhammed Mustafa'ya itaat edin. O evlendiğini niye evlenmiyorsun? Böyle sapık görüşlü insanlar var. Böyle bir şey yok Kur'an'da. Dinimizde böyle bir şey yok. Evleneceksiniz. Evleneceksiniz. Çoluk sahip, çocuk sahip olacaksınız. Şimdi her zaman söylerim ama ben çeşitli yerde konuştuğum için tekrarsa kusura bakmayın. Nereden ne söyledim bilmiyorum. Şimdi Amerika'da kaldım. Avrupa'da kaldım çok. Adamlar krizdeler. Evet krizdeler. Krizde olmanın sebebi ne biliyor musunuz? Amerikalı kadın çocuk yapmıyor. Gözümle gördüm. İçinde kaldım. Kanunlarını okudum. Fransa'da Avrupa'da kadın çocuk yapmıyor. Yapmıyor. Belçika'da verdiğim konferansta böyle bir 20-30 bin kişi konferans büyük bir salon doldurmuş. Güzel konuşma oldu. Yoştum kalabalığı görünce. Adam çıktı dedi ki hocam çok güzel oldu dedi. Allah senden razı olsun dedi. Bizi övmeye kalk. Susun dedi. Ben bir dalga geçiyorum. Hocam dedi samimiyim dedi, samimi olarak söylüyorum dedi, çok güzel. Falan dedim, ben belediye başkanım dedi konuşurken. Hem belediye başkanım diyorsun Belçika'da bir şehri belediye başkanım. Hem de Türk'ten daha güzel Türkçe konuşuyorsun dedim. Niye dalga geçin benimle? Hocam dedi, burada biz %51'e ulaştık dedi. Evet, 1987'de oldu bu olay. Çocuk yapmıyor yerliler. Çocuk yapmıyor. Dışarıda gelenler de çocuk parası almak için Allah ne verdiyse. Böyle umudu geçtik hocam dedi. Bunu 87'de söyledi. Aynı şey Amerika'da var. Amerika'da zencileri otobüse bindirmiyorlar arkadaşlar. Adam saymıyorlardı. Zenciler hizmetçi için almışlar. Hayvanından köpeğinden daha hakir görüyordu zencileri. Ama zenciler çok çocuk yaptığı için çocuk parasıyla onun çocuğuyla lüküs limuzinle gezen, lüküs villası olan adam gördüm. Gördüm. Çocuk parasıyla lüküs hayatı yaşıyor. O kadar devlet teşvik ediyor çocuk yapın diye. Gene yerli kadınlar çocuk yapmıyor. Evet. Onun için krizler, yabancılar çoğunda geçmiş.
Fransa'da da böyle Cumhurbaşkanı'nın 3 defa konuşmasını dinledim. Fransız kadını çocuk ya, yabancılar iktidara gelecek diye yapmıyorlar, gene yapmıyorlar. Elhamdülillah Türkiye'mizde Müslümanlıktan gelen bir annene örf olarak nüfusumuz, genç nüfusumuz çok iyi derecede, çocuk nüfusumuzun oranı çok iyi derecede, onun için çıldırıyorlar. İstikbal bizim inşallah. İnşallah. Evet efendim. Onlar hep 80'lik, 90'lık, 70'lik genç yok. Çocuk yapıyorlar, yabancılar. İstikbal bizim, ondan çok korkuyorlar. Evet. Yenilmek böyle. İken, Kur'an böyle iken adam ben hocam diye evlenmemiş diyor. Ulan peygambere örnek senin, peygamberin örnek. Ben burada söylerken eğer sözün Kur'an'a uymazsa, eğer sözün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnet uymazsa, bir dakika hocam diyeceksin. Bir dakika hocam. Evet, eskiden böyleydi. Hazreti Ömer hutbe okuyor. Hutbe okurken üstünden şey var. Böyle bu süslü değil de sade. Bu süslü maalesef iyi değil. Ben sevmiyorum. O fazla da süslü giyiyor böyle. Ondan dolayı canım sevmiyor. Evet. Şey giymiş böyle. Cübbe giymiş. Hutbe okuyor. Biri çıkmış. Zas demiş. İn aşağıya. Niye demiş ineceğim? Demiş zalimsin. O hutbede hutbe okumak zalimlerin hakkı değildir. Kime zulmettin demiş Ömer. Demiş üstündeki kaftanın kumaşı hakkı alınan ganimetten, kumaştan. Bir hisse kaftan olmuyor. Sen de bir nefersin. Bir hisse alsaydın kumaş olmazdı. Başkasının hakkını yedin. Üç tane hisse aldın, cübbe yaptın kendine kumaştan. Zalimsin. Evet. Kızmamış Ömer. Doğru söyleyen niye kızılır ya? Oğlum demiş Abdullah, Abdullah Ömer, Hazreti Ömer'in fakih oğlu. Oğlum kalk demiş, babanı kurtar demiş. Kalkmış o da, ben ve abim hissemi babama verdik, babam da kendi hissesi üç hisseleri yukarıda şimdi konuş demiş. Sen de böyle olacaksın. Yavaş hoca bir dakika. Kur'an'da böyle ayet, hadiste böyle ayet, falan kitapta böyle ayet. Dur diyeceksin bana. Böyle Müslüman lazım bana. Arkadaşım her gün kovak sallamak yok. Sallarsan ben de bir insanım, yanılıyorum. Sen böyle sorduğun zaman duruyor, hazırlanmadan çıkmam. Ona göre tedbiri çıkarım ama şimdi ne söylersen Allah'ın rızası ya. Ulan yanlış söylüyorum. Evet, bilgin olacaksınız. Kur'an bileceksiniz. Peygamber evlen diyor hani, evlenin diyor. Çoluk çocuğa vurun. Çoğalın diyor, ben sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim diyor öbür tarafta peygamberlere. Ama günü de benim hocam evlenmedi diye evlenmiyor. Buyurun cenaze namazı. Böyle Müslümanlık olur mu ya? Allah diyor, örneğiniz Muhammed Mustafa. Evet, böyle gerçekleri söylüyorum size. Realite bu bugün. Avrupa'nın, Amerika'nın derdi bu. Arkadaş çöküyorlar. Ondan dolayı bizi hiç sevmiyorlar. Evet şimdi, evlendiğiniz zaman da el reisi koca İslam'da. El ricalu kavvamun alen nisa. Allah'ın ayeti bu beyefendi, benim kanaatim değil. Ev reisi kocadır. Kocanın baskı yapmak anlamına gelmiyor bu. Elini sen sağlayacaksın. Bak şimdi bu görüyor musunuz? Eline harcadığın para, ibadet, elini sen bulacaksın. Sokakta karı koca yatamaz. Evet, birleşemez. Arkadaş, onun ırzını, namzını koruyacak bir yuva yapacaksın. Çalışmak farz. Farz, senin boynunun borcu bu. Namaz nasıl farzsa, ondan sonra çoluk çocuğu olacaksın. Tenâkavû, tenâsenû, fe inni übâhî bitim cümâl yâme kıyâme. Evlenin, çoğalın, çoluk çocuğu olacaksın. Çocuklarına para harcayacaksın, bunun için çalışmak farz. Evet, böyleyken, ayet böyleyken, hadis böyleyken, benim hocam evlenmedi, ben de evlenmeyeceğim. Gördüğümü söylüyorum beyefendi. Biz her türlü adamla muhatap oluyoruz. Bunlar yanlış şey. Kur'an'ı öğreneceksin, sünneti öğreneceksin. O sünneti açıklayan kitapları, farz, vacip, haram, helalları öğreneceksin. Bilenleri dinleyeceksin. Bilerek Müslüman olacaksın. Yoksa seni aldatırlar. Yanlış yollara gidersin. Sonra yatar kalkarsın, bir bakarsın defteri hiç yazılmamış.
Neden kurallara uygun değil? Boşuna yatıp yorulan için hacca gidiyor adam. Hacca gidiyor, görmüş mü ben uydurmuyorum, abartıyorum. Tavaf ederken tura diyor, şunları yükleyin diyor. Şunları şuraya indirin diyor, şunları şuraya. Ulan sen tavaf mı diyorsun lan, ticaret mi yapıyorsun? Bu hacca gitmiş adam ya. Para harcamış etekle, kaşeli beklemiş, sıra gelmiş. Bütün para harcıyor. Ama tavaf ederken ticaret yapıyor. Neden? Bilgisi sıfır. Bilgisi sıfır. Ondan sonra bir bizde değil bu. İslam aleminde bölge sıfır. Birbirlerini kavga ediyorlar. Sıra yüzünden tavafta bir sen beni şöyle ittin kalktın. Ula ibadet ederken kavga olur mu lan? Kavga olur mu lan? Ama bilgi sıfır. Dünyada Müslümanlarda bilgi sıfır. Bizde de böyle bilgi sıfır. Hayır olmaz. Şimdi televizyon seyrediyorsunuz. Televizyon girmedi ev kaldı mı? Orada her türlü pislik var. İyilik de var. Ama sen iyiliği bilmezsen, hangi şeyin iyiliği, hangi şeyin pis olduğunu bilmezsen, evet, ben sizi uyarıyorum efendim. Orada artistle evleniyor. Sevişiyorlar. Ondan sonra evleniyorlar. Helal olsun ya. Güzel yaptılar. Ulan bir kavu yok adamın kızla oğlanla sevişmesi, öpüşmesi helal olur mu lan? Kur'an'da yaratıyor mu? Senin inanın Kur'an'da var bu. Bu benim kanaatim değil. Bu kanın inanatım diyor ama helal olsun diyor. Haram diyor Allah. Nikah olmadan haram diyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. En büyük günahdır diyor. İnne hükâle fâhişe. Ama sen bilmediğin için, bakın bilmediğin için öyle bir çam deviriyorsun ki Allah'ın verdiği hükmü helal olsun diyor. Allah haram diyor. Sen helal olsun diyorsun. İman nereye gidiyor arkadaş? İçki haram. İnnemel hamru vel meysir vel an rissü min amel-i şeytan fezdenimuhu. Ayet bu. İçki haram. Evet. Yarından sonra Allah sabah kadar ne kadar içilecek kimleri. Evet. Hocam ben kimsenin aslını yemiyorum. Çoluk çocuğuma da iyi bakıyorum. Neden haram olsun? Tövbe estağfurullah. Allah haram diyor ya, neden haram olsun denir mi ya? Sen Müslümansın, inanan adamsın. İçeceksen bari Allah kusur affetsin diye iç. Ama neden haram olsun denir mi? Ayeti reddediyorsun. Ayeti inkar ediyorsun. İman kalır güzel kardeşim. Ben onu sana uyarıyorum. Yapacaksan haramı itiraz etmeden yap. Hiç olmazsa hesap verirsin falan ama Allah affedebilir ama neden haram olsun diyor bana ya. Ben kimsenin hakkını yemiyorum, çocuklarımı güzel okuttum diyor, evimde güzel diyor, köle. Neden haram olsun, ben kimseye zararım yok diyor. Ya Allah içki haram dedirirken neden haram olsun denir mi yahu? Bak bilgisizlik nerelere götürüyor. O gördüğünüz zinayı helal olsun, güzel yaptılar denir mi lan? Denir mi böyle? Akaid bilmiyorsun. Bilmediği için söylüyor. Kanunu bilmemek Türk ceza kanunu var. Mazeret sayılmaz. Evet, kanun bu. Allah'ın kanunu da bu. Buyurun, biz de ötüyoruz burada bak. İyi geliyoruz, bunları öğretelim diye. Her gün hutbe okunuyor, her gün. Ha bunlar okumuyorsa Türkçe kitaplar var bak. Git diyorum, onu oku diyorum. Asım Gökçen Darhum Hoca hem tarihi anlatmış hem de dini hükümler, haram, helalleri aralara sıkıştırmış. Allah razı olsun. Mesela Elvar Hamdi Yazır Hoca resmi tefsirli. Bakın ona ya, Türkçe ya. Öğrenin. Onları okuduktan sonra da ben burada konuşacağım. Bir dakika hocam. Değil ya bu. Yoksa ben sallarım gider. Olmaz. Sen beni destekleyeceksin. Ben sana öğreteceğim. Böylece beraber dayanışmayla kıyamete kadar İslam ayakta duracak. Yoksa kim bildere gideceği belli olmaz. Evet şimdi evlenmek. Dedik böyle. Evlenince koca reisi baskı yapmak için değil. Kesinlikle işgalci yapmak için reis değil. Ev işini sen sağlayacaksın. وَالَ الْمَوْرُودِ لَهُ رِزْبُهُنَّ وَكِسْوَتُنَّ بِالْمَعْرُوبِ Ayet bu ya. Ayet bu. Evlendikten sonra onun giyim kuşam masrafını beyefendi sen reissin sen sağlayacaksın. Ondan sonra yeme içmesini sen sağlayacaksın. İbadetini, ihaçını sen sağlayacaksın. Bunun için mecbur çalışacaksın. Farz-ı ayın. Farkayın, bu maksatla reis, sorumlu sensin, hem de bil maruf diyor Allah. Zengin adam cimri, parayı çok seviyor.
Çoluk çocuğunu gecikende oturtturamaz. Kul hakkıdır. Karısını iyi elbise giydirecek, iyi giydirecek, iyi evde oturtturacak, iyi arabaya bindirecek. Cimri herif böyle fakirlerin alabildiği arabaya bindiriyorsa kul hakkı var. Gecekondu maaşı bir izbe bir yerde durduruyorsa zengin adam kul hakkı var. Karısının çocukların kul hakkı var. Güzel yerlerde okutmuyorsa para çok gidecek diye kul hakkı var. Bir mahruf, maruf dediği bu işte. Bakın temsile. Böyle iyi bakacak, iyi yetiştirecek. Herkes gücüne göre. Herkes gücüne göre. Evet, bu kocanın görevi. Arkadaş, onu diyor. Çoluk çocuğuna harcayan para vardır. Helal parayla çoluk çocuğumun namusunu kirletmeyin, el açtırmayın, iffetini koruyun maksadıyla. Dükkana sabahleyin. Bu niyetle dikkat edin. Niyet olmadan ameller değer kazanmaz. Bu niyetle evden çıkarsan, yolda giderken gelip birisi serseri, dikkatsiz çarpsa seni, ölsen şehit olursun. Allah yolunda ölmüş olursun. Bu niyetle evden çıkacaksın ama aklına ne niyet geldi ne bir şey, o ölmez. İnnemel amel bin niyat. Çoluk çocuğumu ele açtırmayacağım, namusunu, iffetini koruyacağım, iyi, hacca gideceğim, cami yapacağım niyetleriyle helalden kazanacağım diye bu niyetle evden çıkarken yola seni çarpsa öldürseler veya Azrail Aleyhisselam gelse bir dakika nereye gidiyorsun dese Allah yolunda ölmüş olursun, şehit olursun. Şehitlerle haşrolunacaksın arkadaş. Öyle diyor Peygamberimiz, para vardır kendini harcasın dilenmemek için. Para vardır oğluna kızına harcasın. Para vardır karına harcasın. Fakir ülkeler ana babama harcasın. Öyle diyor. Gene veliler enfakû fî sebîlillâh. Para vardır Allah yoluna harcasın. Eskiden herkes peygamberin zamanında devlette para mı var? Para yok. Devlet teşkilatı kurulması Hazreti Ömer zamanındadır. Hazreti Ebu Bekir zamanında da doğru dürüst devlet teşkilatı yoktu. O da yalancı peygamberlerle uğraştı. Ömrü öyle geçti. Ondan sonra onlar halledilince Hazreti Ömer teşkilat kurdu. Adliye teşkilatını, belediye teşkilatını, sağlık teşkilatını, askerlik teşkilatını. O kurdu, devlet kurdu o. O zaman kasada, peygamberde para yok. Herkes kendi hacca, itirada giderken elbisesi kendi giyiyor. Potini kendi varsa buluyorsa para. Bulamıyorsa yiyeceğini kendi sağlıyor. İşte diyor Allah yolunda para harcamak en güzelidir, en pahalısı, en kıymetlisidir diyor Peygamberimiz. Evet, evet. Şimdi devlet zengin, askerlere de maaş veriyor, subaylara da maaş veriyor. Oh, kaymak gibi kalorisini hesap ediyor. Yiyeceği kalorisini bile. Öyleyken yine sen çürük rapor alıyorsun, kaçıyorsun. Adın da Ali. Ali işin zor. Arkadaş. Cihat kıyamete kadar bakidir. Her an devlet buyur dediği zaman baş üstüne diyeceksin. Müslüman böyle olur diyor Peygamber. Kaçmak yok. Sen böyle olmazsan 10 kişi gözünü diker senin vatanına. Senin namusun da kalmaz, ırzın da kalmaz, canın da kalmaz. İşte Suriye. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Öyle darmadağınlıktı. Ve Yahudi bunu çok iyi kullanıyor, birbirini kırdırıyor. Ötekiler de menfaat için gidiyorlar, onlara aşiret oluyorlar. Evet, biz Müslümanlar, bütün dünyadaki Müslümanlar kardeştir. Bir vücudun azaları gibidir. Suriye başı bana ver, inip araba demeyeceğiz. Önce kendimizden başlayacağız. Önce yakın akrabadan başlayacağız. Onu da şehrimizden, vatanımızdan. Buraları düzelttikten sonra elimiz Afrika'ya da uzanacak, Suriye'ye de uzanacak, İran'a da uzanacak, Asya'ya da uğranacak. Myanmar, bilmem ne. Değil mi? Orada ne kadar zorluklar çekiyorlar. Onlara da, Doğu Türkistan'da var biliyorum. Çinliler çok eziyet ediyorlar. İlim kaynağımız, din kaynağımız, hocalarımız oralardan gelme. Şimdi öyle geliyorlar, konuşuyoruz. Ben de gittim gördüm. Öyle eziyet ediyorlar, biz burada rahat uyuyamayız. Düşüneceğiz, taşınacağız, önce yakınımızı halledeceğiz, elimiz orada uzanacak. Bana ne demeyin, diyemeyiz. Bana ne diyemeyiz. Evet, onun için Suriye'de
namusu korumak için, dini korumak için. Tabii ne diyor devletimiz? Bize orada saldıracaklar, şeyimiz bozuk, bu maksatla gidiyor. Tamam, bir şey değil, doğru, yalan da değil. Ama bir Müslüman olarak da ben de diyorum ki, dinimiz de zaten bu görevimiz. Ondan Müslüman gideceğiz, onların namusunu koruyacağız, malını koruyacağız, canını koruyacağız. Evet, Fransa yalvarsa mesela, evet, Fransa yalvarsa, Hristiyan değil mi Fransa, Müslümanlar hariç tutalım. Gavur olsa bile, ben zulme uğradım, yetiş dese gene gideceğiz. İnsan ya o, o da insan yardı. Müslümanlara ömür ömette gideceğiz, o bizim din kardeşimiz, dinimizin görevi efendim. Dinimizin görevi, tabii vatanımızı korumak için diyorlar, doğru söylüyorlar da. Evet, şimdi diyor ki, en çok harcadığın para, Allah yoluna harcadığın paradır. Evet, işte bu askere, silah, neyse her türlü bu konuda yaptığın şey en çok makbulü olan da budur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Yakından uzağa doğru böyle uzanacak. Evet. İnsanın ailesine para harcaması icmaen farzdır. Farzdır. Evet. Buna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadaka demiş. Allah kanun koyduğu için, koyun yetisi verdiği için Peygamberimiz şahidi, kanun koyucudur, dinin kanunu. Senin ailene böyle namusunu koruyan, dinini koruyan diye harcadığın para sadakadır. Sadaka biliyorsun mecbur olmayan verdiğini, bizde öyle anlaşılıyor. Hayır, o demek değil. Sevap kazanacağını ifade etmek için diyor sadaka demiştir. Yoksa olmasa da olur anlamına değil. Yoksa biliyorsunuz sadaka bize zekat ayrıdır. Gerçi dinde onun bir adı sadakadır ama esas sadaka denince mecbur olmadığın şeyi vermek, seninle yardım etmek falan ya, öyle değil. Senin çocuğa bakmak zorundasın ama onlara gereği gibi maruf üzere haklarını yemeden güzel helal parayla büyüttün, beslediğin, doyurdun, giydirdin, kuşattıysan sadakadır, sevap alırsın. Zaten göreyim. Evet, göreyim ama ayrıca ne diyorum, bak bu uğurda giderken şehit olursan, Allah'ın da şehit olursun, sadaka demiştir diyor. Neden? Yani onlara bakmak mecburi değildir filan demesinler diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ecri var onların da diye bu kelimeyi kullanmışlardı. Kullanmıştı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dara Kutni Ebu Hureyre'den. Zeka tuğmen iman. Şimdi bu aile konusunda tekrar ediyorum. Evet, bizim Erenköy'de bir köşede bir köşk var. Şakül Zümre sobalarının sahibi. Türkiye'de ilk sobayı kuran adam. Şimdi soba mova devri geçti ya, biraz size tuhaf gelir. Şimdi artık şimdi doğal gaz var, şu var, kadörper var. O zaman evlerde soba yok. Ateş ocaktaydı, sonra soba o lüks oldu. O adamın bahçesi var, köşkü var, bilavele kimsesi yok. Orada da cami yok. Ben de orada 14 sene oturdum. Sordum, soruşturdum. Bir koca karı var. Bir koca karı var. Gittim, dedim, dedi ki teyze, buraya bir cami yapalım. İki tarafı yok, köşkünde. Geniş bahçesi var. Ahşap bir evi var. Sizin de çoluk çocuğunuz yokmuş. Siz burayı bize ver, cami yapayım size, planını getireyim, sen beğenirsen tasdik et. Ben de seni beğendiğim bir dairede bakayım, çekeyim sana. Şimdi kimsesi yok, koca karı. Dedi, benim dedi hayatta kimsem yok, bir tane dedi, eskiden beri bizim kapıcımızdı dedi. Şurada kulübede oturuyor dedi. Dedim, onu çağırdı. Bak koca cami yapalım diyor. Sana ben dedi fabrikayı vereyim dedi. Burayı, buradan bu eve şey etme dedi. Ya buraya cami yapalım. Hayır dedi, ben ev istiyorum dedi. Nasip olmayacakmış, vermedi bahçesini. Bahçesini 5000 vermedi. Evet, şimdi bu şeyleri harcamak şeyin insanların görevi, arz ettiğim şekilde farz. Evet, kardeşin fakirse ailene farz. Kardeşin bakmakla yükümlü olduğun kimse değil ama fakirse önce ona yardım edeceksin. Onca şimdi
dilenelim kardeşim. Gitmişim Afrika'ya. Tamam ben bu kötü demiyorum ama önce kardeşim. Sıla-i Rahim olacak. Sıla-i Rahim nasılsın demek değil. Bu en ucuzu. Cebinde parası yok ki para koyacaksın. Açık feyrazı el tutacaksın. Elbise gideceksin. Sıla-i Rahim esas böyle olur. Senin kardeşim o ya. Amcan dayın mesela. Bunları beslemek, bakmak senin yükümlülüğünde değil ama onlar en yakın akraba. Usul fırın da yoksa onlara. Onlar da daha geniş. Ondan sonra ha, bunları hallettik. O zaman git o zaman Suriye'ye git, Afrika'ya nereye gidersen git. Onları ihmal et demiyorum ama en yakından başlayacaksın. Kavga dövüş olmayacak. Parasını verdin mi kalbi yumuşar. Kaynaşma olur. Böyle yardım insanı. Selam ver öyledir. Selam verdin mi kin gider. Kalpler birbirine ısınır. Hele bir de para verirsen daha çok ısınır. Akraba arasında kaynaşma olur. Allah'ın rahmeti de sıra-i rahim yaparım üzerine yalar diyor Peygamberimiz. Memleketimize rahmet, bereket yalar. Evet, buna dikkat edeceğiz. Evet efendim. Zâkat ta'tu men imani. İmanın tadını şu adam tatmıştır. Şu adam tatmıştır. Men radiye billahi rabben. Allah'ı Rab kabul eden, ona razı olan kimse. Evet, Allah'a inanmış, kesin inanmış, o yarattı, o rızkımızı veriyor, biz onun kuluyuz diye kesin inanmış. Bu adam imanın tadını tatmıştır. Evet, ve bir İslam'ı dinen, İslam'ı din olarak kabul etmiş. Kardeşim, o da hak din. Din neresi, diyalog filan lafları çıkarttılar şimdi. Beyefendi, güzel kardeşim, Kur'an'a göre Kur'an indikten sonra tüm dinler yürürlükten kaldırıldı. Tek Allah'a giden kapı kaldı. O tek kapı da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tır. Bir adam Allah bir İsa Nebiyullah dese Muhammed Resulullah demese kafirin önde gelenidir. Ebediyen cehennemde yanacak. Öyle dedin televizyonda diye. Alman konsolosu 3 defa dava açmış bana, benim için, benim savcım mümin adam. Ben de diyorum ki, ben söylemiyorum işte Kur'an'da ayet bu, Kur'an'da öyle var. Allah üçüncüsü yerler kafirin ta kendisidir. Allah oğlu ismi adına kafir, Kur'an'da ayetler var. Onun için bugün Hristiyanlar kafirdir dedim. Sen bize nasıl kafir değilsin? Ayet söyledim beyefendi, ayet söyledim, Kur'an'da var. Çağırmadı bile savcı. Kur'an'ı naklediyor demiş. Evet öyle yine de öyle söylüyorum. Bir tek iman kapısı kaldı arkadaş. Muhammed Resulullah. Ötekiler Allah bir İsa peygamber, Allah bir Musa peygamber dese bile bitti. Şimdi Kanada'dayım. Konferans veriyorum. Havre'yi satın almış Müslümanlar. Cami yapmışlar. Orada konferans veriyoruz. Amerika'da kaldığım zaman götürdüler. Kalabalık. Bir tane, bizde de aramızda var ya, hiç camiye gelmeyen ama adı Müslüman adı filan, her gelene cimber çıkarılmış, orada itiraz edermiş. Kağıtlı bir adam kalkınca, baktım yüzünde Rabbi esir yok. Evet, anlaşılır beyefendi. Bunu deneyin bak, deneyin. Gavurlarla Müslümanlar, hatta namaz kılmayan bey namazı olsa bile inkar etmiyor. Kusurlu olsa bile bir Müslüman gavurların arasında bulunduğu bakın o müminin anında nur var. Evet, Helsinki'deyiz. 4-3 saat uçak ara verdi. Namaz kıldım, tesbih çektim, bitmiyor zaman. Canım sıkıldı, dolaşırken bir bilek kuyruğuna girdim. Bir baktım kuyrukta adam birisi yüzü nurlu. Selamünaleyküm dedim karşıdan. O da aleyküm selam dedi. Bursa'da rektörmüş herif. Tanıştık, cuma namazı kılarım hocam dedi. 5 vakti kılamıyorum. Ama mümin olduğu için alnından da uzaktan bildim. Evet, sizin de gururlanmak da yüzümüzde nur var. Sîmâhüm fî vücûhîm min eseri sucûd. Bu benim kerametim değil, Allah söylüyor zaten. Müminlerin alnında nur vardır diyor Allah. İz vardır ezer. Evet efendim, müminler
böyle Allah'ın Rab kabul ettiği, Allah rıza kabul ettiği, İslam'ı kabul ettiği zaman imanın tadını tadar, yoksa mümin olamaz. Peygamber söylüyor, bir İslam'ı dinen tektir, işte onu söyleyecektim. İncil dedi Allah'ın kitabı değil mi? Bu Tevrat Allah'ın kitabı değil mi? Onları cehenneme sokuyorsunuz, hocalar, Kur'an, Müslümanlarca dedi gidecek diyorsunuz. Dedim ben, konuşmanın başında, bak bu adamlar beni dedi, Amerika'dan getirdiler. Biraz konuşayım dedim. Ondan sonra soru serbest sonuna kadar. Evet şimdi bir şey göreceğim. Bu Hristiyanlar da Müslümandır diyenlere, mümindir diyenlere, diyalog vardır diyenlere cevap vereceğim. Tamam dedi. Konuştuk tabii onu gördüğüm için ona göre konuşmayı tutturdum ben. Bitirdikten sonra söyle dedim şimdi. Gene söyledim onu. Dedim işte sen dedim Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunu seviyor musun? Çok seviyorum dedi. Sahtekar. Bu neye bağırıyor lan? Allah Allah. Niye? Sahtekar oluyor böyle. Çok bağırıyor böyle. Dedim onun yaptığı anayasa var. 1924 anayasası. Ben o anayasayı kanıdığım basarım dedim. Orada ne yazıyor biliyor musun? Türkiye Cumhuriyeti dini din İslam'dır yazıyor. Anayasamızda bu var. Sonradan kaldırıldı. Ondan sonra onu çok sevenler dedim, devletin kurucunu çok sevenler ihtilal yaptılar, 60'lı dedim, o anayasayı değiştirdiler. Ondan sonra yine çok sevenler 80'de bir daha ihtilal yaptı, yine değiştirdiler dedim. Şimdi sana soruyorum dedim. Ben devletimizin kurucusunu çok seviyorum. 1924 anayasayı karar edeceğim diyebilir misin dedim. Diyemem dedi. Dersen ne olur dedim, benim hocamdan asarlar dedi. Hah dedim bak, Allah'tan işte Allah'ın anayasasıyla Tevrat'mış, İncil'i göndermiş. İncil'i gönderince dedim Tevrat'ı kaldırmış. İncil'le bir zaman cennete gitmişler, İncil'e uyanlar. Sonra Muhammed Mustafa'yı göndermiş Kur'an'la, İncil'de kaldırmış dedim. Yeni kanun, eski kanunu yürürken kaldırır dedim beyefendi. Dünyada hukuk böyledir dedim, Allah'ın kanunu da böyle. Onun için dedim, onlara yapışanlar bozulmasa bile ila cehenneme cümera, cehenneme gidecek. Kur'an böyle söylüyor, anayasa böyle söylüyor. Kıp diyemedi, evet efendim gene söylüyorum. Tamam, putperest'e göre bir azıcık kaliteli gavur. Putperest, taşa toprağa tapıyor ama, bu da gavur ama kaliteli gavur, kızını alabiliriz. Dinsiz alamayız. Şunu söylüyorum. Bir Müslüman kız, kadın, Müslüman olmayan erkekle din açısından, burası din kürsüsü beyefendi. Ben kanunda bir şey demiyorum. Ben avukatlık da yaptım. Hukuk profesörüyüm. Kesinlikle din açısından Müslüman bir kız, kadın asla Müslüman olmayanla evlenemez. Asla ebediyen diyorlar evlenemez. Nikah tutmaz beyefendi. Dinen böyle. Müslümanlıksan özel hayatında buna uyacaksan bunu da burada hatırlatıyorum. Evet Müslümanlığı kabul edeceksin. Müslümanlık da böyle imanın tadını tatmak istiyorsan Müslümanlığı din olarak kabul eden imanın tadını tatmıştır. Ve Muhammed'in Resulü. Evet Muhammed'i de peygamber ve nebiyen bir rivayette de nebiyen peygamber Resul kabul eden isen İmanın tadını tadarsın yoksa ben Allah'a inanıyorum, İsa Aleyhisselam da inanıyorum ama Muhammed akıllı bir adammış, çok uyanıkmış, peygamberi yutturmuş diyorsan kafirin önde gelenisin. Ben hala Hristiyan diyorsan kafirin önüne gelenisin. Yahudiyim diyorsan kafirin önde gelenisin. Öyle diyor peygamber, Kur'an'da da öyle söylüyor. Tek iman kelimesi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tır. Bunu söylediğin zaman inanmak ne demek? Ona teslim olmak demek. Allah ne dediyse baş üstüne demek. Allah'a inandım ama bu niye içkiyi haram kıldı ki? Kumarı niye haram kıldı ki? Bu Çinleri niye haram kıldı ki ya? Ben bu zevkime ben olmaz arkadaş buna razı değilim. İnanılacak bin şey olsa bak, İmam-ı Azam'ın sözü bu.
inanılacak bin şey var. 999'unu kabul ediyor adam. Bir tanesi aklım ermiyor diyor. Ona diyor ısınmıyorum. Kabe'nin önde gelen diyor. İmanla inanılması gereken her şeyin toptan inanmadıkça iman parçalarına kabul etmez. Hepsini kabul ediyorsun ama hepsini yapamıyorsun. Yani günah işliyorsun. İnkar etmedikçe mümkünsin. Hesap vereceksin arkadaş. Mahkeme kübralar, niye yaptın, içki içtin, niye kumar oynadın, niye esrar sattın, neden milletin çocuklarını zehirledin, para kazanacağım diye, neden gidip de başka iş bulmadın, soracak baba. İnkar etmediysen hesap vereceksin. Mahkeme kübrada kazanırsın, garip olayım bilmiyorum, daha gitmedi oraya. Ama elimizdeki metinde böyle. Evet, Müslümanlığı kabul edeceksin, peygamber kabul edeceksin, onun sözlerine uyacaksın. Şimdi, özür dilerim, evet, şimdi pazartesi günü kanunla yılbaşı ilan edilmiş, hiç itirazım yok, bir şey demiyor. Uluslararası ilişkiler bakımından devletimiz yılbaşı tatil ilan etmiş, evet, bir şey demiyor. İlişkiler var, ticari ilişkiler var, tamam, ama yılbaşı tatil kanununda yılbaşını bayram yapın, elinizi süsleyin, mum yakın, kapınızına Hristiyanlığın astığı gibi güzel çiçekler asın, bayram yapın kendisi var mı arkadaş? Yok. Buyurun. O kadar program ediliyor ki, o kadar. Bozkara alın diyor, benden diyor, yılbaşını hazırladın diyor, ilan ediyor ya televizyonda. Bozkara'nın içinde eğlenecek, güzel bayram edecek şekilde diyor, getirmek için benden para alın diyor, sonra ödeyin diyor, kaç ay sonra. Etme gözüm, bu millet Müslüman yahu. Evet, ben de diyorum ki, aziz kardeşlerim, Peygamber hadisleri, men teşebbe bi kavmin fehüm minhüm, Tirmizi, Kütüb-i Sitte'den bir kavme benzeyen onlardandır. Onlarla beraber haşrol. İçeceksen yılbaşı gecesi içmiyor he! Başka zaman iç! Hiç olmaz, günah da bir günah, hesabını verirsin. Ama yılbaşında onlar bayram yapıyor, ben Fransa'da da kaldım, Amerika'da kaldım bayramda, Ramazan, Kurban bayramlarında. Bizim hiç bayramlarımızı kabul etmiyorlar. Hiç ne tatil yapmışlar, ne şu veriyor, hiç tanımıyorlar. Sabaha kadar da kilise çan çalıyor. Ayin yapılıyor içerisinde. İnceliyorum ben, din adamıyım arkadaş. Böyle kitaplar yazdım mı falan diye. Evet, onların dini bayramını, bu da bayram diye evini süslersen, şenlik yaparsan, onların kalabalığını arttırmış olsun. Ben kessere, hadis bu ağa. Bu da benim sözüm değil, Cevat Hoca söyledi demeyin. Yavurların, kafirlerin kalabalığını arttıran Allah'la haşlandı. Hadis bu beyefendi. Sana şiirlerini verebilirim. Sayfasının cildini. Evet. Diyanet İşleri Başkanı'nın yazı tecrübe sahip tercihimizi bakın lütfen. Bir gavurların kalabalığını artıran onlarla haşlandı diyor Muhammed Mustafa. Ondan diyorum içeceksen ben bugün içme. Evini süsleyeceksen başka zaman süsle. Bakın onların bayramını alem yapıyorlar ya. Sabah kadar ayrı yapıyorlar, evlerinde bizim kurban Ramazan bayramı gibi, yaradı aşlarında bulundum. Evet, onlar yaparsan, sen de katılırsan, onların kalabalığını arttırıyorsun, onlarla aşılmayacaksın diyor Muhammed Mustafa. Şimdi hukuk açısından konuşuyorum. Bizim ordumuz İstiklal Harbi'nde Çanakkale'de savaştı değil mi? Evet, şimdi kumandan dedi ki bir tanesine, Mehmet, bir oğlum dedi, kendini gavur göster, bunların dediği şeylerin planlarını öğren gel. Bu da bir şey demiyor. Bu da orada öldürülürse şehittir. Bu da şehittir. Peygamber de gönderdi Huzeybi. Evet, Hendek Harbi'nde askeri az peygamberimizin karnından da ekmek yok. Kurak gitmiş mevsim kurak gitmiş. Gavurlar kaptırmam demişler, açlıktan geberir onlar. Gitmiş Medine'yi muhasır etmiş, hendek kazdırmış Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Huzeybe demiş, yiyecekler bir şey yok. Bir adam bakmış ki Peygamberimizin karnı beline yapışmış, açlıktan
devlet reisidir, peygamberdir. Açlıktan beline yapışmış, o kadar böyle yememiş. Bir haftadır hiçbir şey yememiş. O da bir tane keçisi varmış. Hanımına demiş ki, ben ölürüm şehit olursam bu keçiyi yavrulatırsınız, sütünle yavrularıyla geçinirsiniz diye keçi bırakmışmış. Gizlice gitmiş, keçiyi kesmiş. Üç kişi yiyecek kadar et almış gelmiş. Kendisi demiş, çocuklar yiyin için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e demiş, ya Resulallah böyle demiş, size et getirdim, yiyecek getirdim. Bir haftadır aç Peygamberimiz. Buyurun deyince, ashabım demiş, ashabım durun, durun. Size demiş, bu arkadaşımız ziyafet hazırladı. Ziyafet verecek size. Vallahi diyor, yer yarasa girseydim, çünkü iki kişilik yemek getirdim. Orada 3000 kişi sahabi var. 10 bin kişi karşıda, 3000 kişi ziyafet hazırladı sana diyor. Keşke yer yarasa kaybolsaydım, rezil olacağım. Meraklanma oğlum demiş. Getirdin eti demiş, tencereye koy, yemeği pişir. Tencereyi indirmeden demiş, bana haber ver. Tamam ya Resulullah demiş. Yemeği pişirmiş. Gitmiş Peygamberimiz, yemek piştikten sonra indirmişler. Demiş, sen tükürürsen yemeğe tükürülmez. O peygamber tükürüyor. O tükür ki bize gelse adam oluruz da. Tük demiş. Ondan sonra vallahi billahi diyor, Buhari Müslim hadisidir. Herkes karnı yetecek kadar diyor aldığı tencereden, tencere bir parmak eksilmedi diyor. Vallahi billahi böyle diyor, gözümde gördüm diyor. O peygamber, mucize bu. Böyle bir olay var. İşte o, herkes aç, susuz. Ötekiler de zaten Ebu Süfyan, o zaman daha Müslüman değil, kumandan o. Demiş, hiç telaşlanmayın. Onlar açlıktan geberecek zaten demiş. Bekliyorlar, hendek var ya. Ha, öyle deyince peygamberimiz biriniz gitsin demiş, ondan onların kaç askeri var, ne kadar yiyeceği var, ne kadar silah var, öğrensin gelsin. Şimdi askerin, kumandanın verdiği şeye misal örnek gösteriyorum. Kimse gitmedi. Huzeyfe diyor, Huzeyfe! Cevap yok. Hani Huzeyfe peygamberimizin ayağının dibinde oturuyormuş. Bir bakmışım, niye cevap verdi Huzeyfe? Peygamberin sırdaşı Huzeyfe radıyallahu anh. Demiş ya Rabbi, vallahi bir hafta lokma koymasın ağzıma. Ayaz kalkamıyorum demiş, cansız. Kalkmış, demiş ona bir şöyle. Sanki diyor, deniden oldum diyor. Bahar geldi diyor, bir soğuk. Ah peygamber bize öyle pup yapsa da adam olsun. İnşallah deler. İnşallah. Söver. Öyle değil ya. İnşallah gerçek cennete girerse o kutsamayı madem olacak. Ama orayı kazanacak işler yaparım inşallah. Onu çalışıyoruz işte burada. Sen de ona geldin buraya. Evet. Canlandım diyor. Ondan sonra giderken bir kadar askeri var, bir kadar silahı var, bir kadar yiyeceği var, kaç kişi filan bunları öğren. Muazzam sırlar bunlar. Bunu öğrenebilmek için kumandanın yanına varmak lazım. Sıradan öğrenemez. Demiş gelmiş demiş, ya Resulallah sen bana çok ağır bir görev verdin. Onları yerine getirmem için senin aleyhinde konuşmam lazım demiş. Her şey serbest demiş. Her şey serbest Huzeyfe. Ama demiş, elini hançere atma demiş. Gitmiş. Peygamber o ya, ileri görüyor kardeşim. Giderken saklanıyor, gözüküyor ama hemen onların nöbetçisi yakalamış onu. Ondan sonra yakalayınca arkadaş demiş ya, bir adam peşine takıldık, aç kaldık, susuz kaldık, çocuklar perişan, karı perişan, akraba perişan, illallah ya demiş. Hah demiş ya, sen biz akıllı adamdın zaten, nasıl Müslüman oldun diye aklımız ermiyordu. Gel bakalım kardeş demiş, kucaklamış onu. Götürmüş Ebu Süfyan'ın dibine oturtturmuş, kumandanın dibine. Bu sözü söylemiş ama bak, peygamber halinde konuşmuş. Ebu Süfyan da onların yiyecekleri yok, şeyleri yok. İçin demiş, eğlenin, zafer bizim. Tabii şişede durduğu gibi durmuyor ya.
İçmişler, sarhoş olmuşlar hepsi. Bunlar öğrenmiş. Şu kadar askerimiz var, şu kadar silahımız var, şu kadar yiyeceğimiz var. Hepsi söylemiş Ebu Sufyan. Eğleniyorlar, içiyorlar, kahkaha, bak falan. Demiş, o acından ölecek, onun demiş kendisi ben üstüne deyince elini belinde sakladığı hançere. Peygamber sesi bir daha duymuş. Elini hançere götürme, ha demiş. Duymuş, geri çekmiş. Ondan sonra onlar sarhoş olunca, musulca gelmiş. Bu kadar askerleri var, bu kadar silahları var. Peygamber de ona göre tedbir almış ve Hendek Savaşı'nı böylece kazandılar. Evet, şimdi iki ordu çarpışırken kumandan dese ki, gidi lan. Casus olarak git, bunların şehri, onların aralarına gir. Bu arada öldürürse şehit olur, görevli. Ama iki orda böyle çarpışıyor. Birisi saraklık ettiği, dikkat edin bak, Müslümanların, pardon, kafirlerin kalabalığının artılan onlardandır. Hadisine misal veriyorum, hukuktan, fıkıhtan çarpışan iki askerden birisi saraklık yaptı, kumandanın böyle bir emri yok. Düşman ordusu arasına katıldı. Salaklığından dolayı onların arasına gitti ve öldürüldü. Pisi pisine ölür diyor kitap öylesine. Ne şehit diyor. Pisi pisine ölür. Evet şimdi söylüyorum. Arkadaşım iş içeceksen içme de haram da. Hesap vereceksin de yılbaşında içme. Yılbaşında şenlik yapma. Yılbaşında evini süsleme. Sen Müslümansın. Onların kalabalığını çoğaltma. Onların kalabalığının arasına girmiş oluyorsun. Aynı onlar gibi evi süslüyorsun. Onun için diyorum, güzel Müslümanlığı, Allah'ı Rab, Müslümanı din kabul eden, peygamberi peygamber kabul eden iman tadını tatmıştır. Peygamber de böyle söylüyor arkadaş. Bu söylediklerim hadis. Hadis bile ben de. Etme, eyleme, aksi söz söyleme. Evet güzel kardeşim, ben illette yeme. Peygamber'in sözü bu. Aman gözümü seveyim. Ayrı bir şey vermeyin. Kanunda böyle emir yok. Kafa çekin, şenlik edin, evlerini süsleyin, bayram yapın diye bir madde yok. Ben hukukçuyum. Evet. Niye o zaman sen Müslümansan niye Müslümanların yaptığını, gavuların yaptığını yapıyorsun da onların arasında girmiş oluyorsun. Peygamber de böyle söylüyor. Gel bakalım sen böyle yapın diyecekler. Ben de sana uyarıyorum. Gene sen bilirsin. Yani sen bilirsin, peygamberi, Muhammed Mustafa'yı peygamber kabul eder, onun sözlerini kabul etmiş olur. Onun sözlerini kabul etmiş olur. Ahmed ibn Hanbel, Müslim, Tirmizi, Nesai, Abdullah, Abbas bin Abdülmuttalik'ten peygamberin amcası Abbas. Bedir'de esir düştü, ellerini bağladılar. Zengin Abbas. Halbuki daha Mekke'deyken Müslüman olmuştu. Çok zengin olduğu için parasını faize veriyordu müşriklere, Mekkelilere. Bütün paraları faizli olarak Mekkelilerle. Müslüman oldu derse kimse parasını vermez, ödemez, üstüne yatar. Müslümanlığını gizliyordu. Onun için herkes savaşa Muhammed'le deyince o da geldi. Müslümanken bak gavurların arasında olduğu için onu da yakaladılar. Eline şey bağladılar, eline ayağına bağladılar, esirlerin arasında o da var, o da var arkadaş. Bu Abbas tam amcası, Übnül Fadıl karısı, Übnül Fadıl, o da Müslüman, o da Müslüman, gizliyorlar Müslümanlıklarını, yoksa yaşama imkanları yok. Gidecek Medine'ye ben bir sürü serveti kalacağım orada, gizlemiş Müslümanlarını. Evet sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, diğer esirlerle beraber bütün esirlerin bağlarını çözülmüş ve onları fidye vererek serbest bırakmış. Fidye vererek serbest bırakmış. Müslümanlarda da kuruş yok. Fakirler fidye vererek serbest bırakmış. Onun oğlu Abdullah da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dizinin dibinde yetişmiş. Müfessirlerin piridir. Her şeyi Kur'an'ı yazın. Özel katipler var. Ama benim sözlerimi yazmayın demiş Peygamberimiz. Kur'an'la karışır diye, İncil, Tevrat'a karıştığı gibi yazmayın demiş. Bu Abdullah bin Abbas radıyallahu anh 17 yaşındaymış. Demiş ya Resulallah, ben demiş gencim, senin sözlerini ezberleyemiyorum demiş. Aklımda tutamıyorum. Bana demiş yazmama izin ver. Yavrular demiş.
sen yaz. İzin vermiş. Ama yasak olduğu için 1000 hadis yazmış. Peygamberimizin dizinin dibinde 1000 hadis yazmış. Yastığın altına koymuş. Öldüğü zaman yasmadan çıkmış. Bunu 90'lı yıllarda oryantalistler buldular beyefendi. Ben de Amerika Kongre Kütüphanesi'nde orijinali gördüm. Şimdi önemli şey, şimdi bazı adamlar var ya, Kur'an bize yeter, hadisin önemi yok, zaten sonra toplanmış, şüphelidir, Kur'an'da her şey var diyenler var ya şimdi. Evet, çürüktür hadisler diyen var ya, 200 sene toplanmıştır. Lütfen bak, adres veriyor. Amerika'da Kongre Kütüphanesi gideyim. Peygamber dizinin dibinde yazılan şeyi oryantalist bulurlar, orijinal 1000 hadis. Bundan Buhari'nin haberi yok. Buhari'nin topladığı hadislerde, eserini yazdığı hadisler, onun 1000 hadis orada da var, orada da var. Hiçbir farkı yok. Yani Buhari'nin kitabının son derece sağlam olduğu ortada. Yine böyleyken televizyonda diyor ki, hadis şüphelidir diye, ona geliyor zaten, Kur'an bize yeter. Bilgili olun diye ona söylüyorum. İmanınızı çalacaklar. Bunlar çoğalacak. Kur'an-ı Kerim'de akimus salâ var beyefendi. Namazı kılın mı? Başlamışlar, elinizi kaldırın, kulağınıza değirin. Kıbleye dönün. Ondan sonra şöyle okuyun, Sübhanek okuyun, Evuz Besmele çekin, Fatiha okuyun, Zamm-ı Sûre okuyun, Allah'a okuyun, rükûya gidin. Rükûda üç kere Sübhan Rabbi Azim deyin, Semi Allah'a lümen hamd edeyin, Rabbena lekel hamd deyin, Allah'a ölesi diye gidin. Var mı Kur'an'da bunlar? Yok. Yok. O zaman hadisi kaldırırsan namaz gider. Adamların derdi de bu zaten. Namaz bir adettir. Yatıp kalkma hadisle sabittir. Hadisler de şüphelidir. Adamın derdi bu, namazı kaldıracak. Haberiniz olsun. Yani bu adam haindir demiyor. Ama gizli papaz toplantısının kayıtlarını buldum. Diyor ki, İslam alemini diyor, Muhammed Abduh'la Cemalettin Afgan'ıyla hallettik diyor. Bozduk itikatlarını, her şeyi bozduk. Fakat Türkiye'yi bozamıyoruz. Papaz söylüyor Amerika'da gizli toplantılarında onu elde ettim. Çünkü diyor bir sarhoş Türk'ün yanında Kur'an'a hakaret etsen seni öldürür. Sarhoş olmasına rağmen. İçki haram, sarhoş, yasak. Ama imanları çok sağlam diyor papaz. Peygamber'e söylesen seni öldürür sarhoş. Şimdi diyor, onu da hallettik diyor. Kur'an'a sarılacağız diyeceğiz. Hadisi reddedeceğiz. Kur'an'a da yorum yapacağız. Kendimiz anlayışımıza göre yorum yapacağız. Onları da oradan yıkacağız diyor. Onun için çıkıyor bir ilahi profesörü. Haccı diyor, Eylül'lerde yapalım diyor. Ya şu sövmek günah değil de indiriniz de bir anasını avrana sövmek. Ve Kur'an'da var yahu. El haccü eşrün malumat diyor Allah be ya. Hac belli ayak olur diyor Allah. Sen nasıl söylüyorsun profesör dedim. Tövbe estağfurullah. Ağzı mı bozduracak şimdi ya? Ondan diyor bilin diye. Öyle ezbere Müslümanlık yok. Bu adam profesör. Çekiyor adam. Diyor, evde yapalım diyor. Çok sıcak olmasa çok güzel olur. Söyle ya. Orucunda diyor, ben de yapalım diyor. Tövbe estağfurullah. Evet, 1000 yıldır bu millet, aziz millet, ehl-i sünnet ve cemaat yolunda gitmiş. İtikat bildiğimiz var, pratik bildiğimiz var. Bir bayram namazı gelen adam hiç itiraz etmez, kuzu kuzu dinler gider. Bu onun eseri. İtikat birliği var, pratik birliği var. Ama şimdiki, ben gördüm ya Kahire'de, Mekke'de, Suriye'de, hemen kavga ediyorlar. Sen kavga olma, olmadı. Herkesten bir kafası çıkıyor, darmadağınlık. O darmadağınlıkta Yahudi güzel kullanıyor. Bak görüyorsun ne hale geldiler. Etmeyin, eylemeyin. Bizim yolumuz en güzel yol. Evet, bu mübarekler bizim vatanımızı, bizim insanımızı dünyanın en güzel devleti yaptılar biliyorsunuz. İkinci Murat, İstanbul'u fethedeceğim, ikisini fırlatacağım demiş. Bunun talebesi Akşemseddin Hazretleri biliyorsunuz. Demiş, bunu çağırmış Edirne'ye. Ben de Edirne'de bunun kürsüsünde vaaz ettim ha. Yani ben bulaşır mı falan diye. Bulaşmıyor, ne yapalım yani, ne var? Heves ettim yahu.
eski cami kürsüsünde konuşmuş mübarek. Ben de orada demiş ki, Fatih Hazretleri demiş, sen iyi niyetlisin ama demiş, Allah bilir ama demiş, bizim bu köseye demiş, aksemçetin köse ve senin çocuğun küçük beşikte bir çocuk, ona nasip olacak İstanbul demiş. Böyle bir mübarek adam bu. Evliya Allah'tan, Allah şefaatine nail etsin. Evet, gelip gecerken okumayı unutmayın. Her şehirde bir evliya var. Türkiye, bizim insanımız bu. Çünkü biz evliya yoluyla Müslüman olduk. 926'da toptan. Evliyayı çok severiz. Tabii bu istismar ediyorlar şimdi. Evliyayı denen adam casus çıktı işte. Evliyanın yani bir sürü casus var. Bilgili olmayınca kandırıyorlar seni. İyi bilgi ona söylüyorum. Onu diyorum. Evet efendim. Bu evliyalar bizi ne yaptılar? Var. Dünyaya emir veren, çok açan bir fatih yaptılar, kanunu yaptılar. Yine o itikadımızı bozmayalım. Peygamber sünnetlerini önemseyelim. Basit gördüğümüz şeyleri şimdi kusura bakmayın. Kabul edip etmemek size ait. Evet. Şimdi size arz ediyorum efendim. Evet. Ben şu konuşmamın hesabını vereceğim efendim. Şu size yaptığım şu konuşmanın hesabını yarın kabirde vereceğim. Ben buna inanıyorum arkadaşım. Kağıtlar nerede? Tamam şu. Buyurun şimdi delili konuşacağım. Onun için arz ediyorum. Hocalara taş atacağım çünkü. Burada kitabının var. Burada şimdi mesela hocam Allah razı olsun hafız. Güzel bir hizmet yapıyor. Evet. Ama ezanı okurken kendisini uyardığımız halde Allahu Ekber, Allahu Ekber demek Peygamber'in sünnetine aykırı. Çünkü Peygamber el ezanı cezmün vel ikametü cezmün diyor. Hadis bu. Cevat Hoca'nın tetvası değil, sözü değil. Bakın efendim bu sözün kaynağına mebsut İmam Selahsi'nin mebsutu İslam okulunun ana kaynağıdır. Evet, bunun birinci cildinin 39. sayfası. Allahu Ekber, Allahu Ekber deme sünnete aykırıdır, kerahettir. Araplar böyle yapıyor, bana ne Araplar? İşte başları gelin görüyorsunuz. Mekke'de sünnet kırılıyor mu? Tesbih çekiliyor mu? Başları gelin görüyorsunuz. Biz asil bir milletiz. Müslüman olduğumuzdan beri ehl-i sünnet ve cemaat demişiz. Peygamber sünnetini doğudan batıya herkes camide sünnet kılar değil mi? Namazın ön sünnetini son sünneti kılar. Tesbih çekeriz değil mi? Bunlar sünnet. Farz gibi kabul ediyoruz. Onun için 15 Temmuz'da Allah bizim elimizde tuttu kaldırdı. Dünya bizim uğraşırken geldi bizi galip getirdi. Onun için biz sünnete bağlıyız. Peygamber çok severiz. Onlar sevmediği için başlarına geleni görüyorsunuz. Kaynak veriyorum. Hocam etme. Senin gezeni geçersiz demiyorum. Ama Peygamber sünnetine uy. Uy ya Peygamber hadisi bu ya. Bak kaynak veriyorum. Ya kaynak veriyorum sana. Aziz hocam. Allahu Ekber, Allahu Ekber demek Peygamber'in sünnetine aykırıdır. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyeceksin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mevsud Serasi Keyfet-i Duhul Fissala birinci cilt 23. sayfa. Çünkü İbrahim Nehai'nin hadisi el ezanu cezmün ve ikametü cezmün ve tekbiru cezmün tutarlı okunur diyor. Kitap söylüyor. Bu benim fetvam değil. Ana kaynağı. Bu bir. İki. Veda-i Sanayi bir tertib-i şirayi kâsani birinci cilt 150-199-368 sayfa. Bak hocam. Evet. Evet. En yekûne tekbir cezmen. Tekbir Allah-u Ekber hu diye okunmaz. Gezinde bunu Allah-u Ekber denir. Ve ve kavlu Allah-u Ekber di kavli sallallahu aleyhi ve sellem el ezen cezmen cezim okunur dediği için böyle okunur diyor. Sünnet budur hocam. Evet. Bütün şeylere söylüyorum. Keza
bu kitaptan başka başka kitaplar da var. El İnaye, Şerhül Hidaye, 1. cilt 297. sayfa. O da aynı söylüyor. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin el ezan cezmün ve likamü cezmün ve tekbir cezmün hadisine binaen yüzzemür ra'u mine tekbiri. Allahu Ekber tekbirdeki ra tutarlı okunur diyor. Bu hukuk kitabı beyefendi. Onları arz ediyorum. Sen kimsin? Tamam, ben kendim iddia etmiyorum kim olduğunu. Ama kaynaklardan söyleyeyim. İnanın niye Allahu Ekber, Allahu Ekber diyorsun hocam ya? Dini konularda ihtilaf edilmişse kanundur. İhtilafsız olanı yapacaksın. Evet, öyle diyenler ki Diyanet'in fetvası var, bir şey demiyorum. Ben şu konuşmanın hesabını vereceğim, ona da vereceğim. Ama ben kaynak gösteriyorum sana. Madem böyle itiraz varsa hocam, niye Allahu Ekber, Allahu Ekber demiyorsun? İnan ediyor, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Tamam, ben duyuruyorum, benden kardeşlik görevi böylece bitiyor. Ondan sonra Dürer, Fatih'in hocası Molla Hüseyin kitabı 1. cilt 55. Onun kerahatenanı şürrü bilâli. Bakınız lütfen, öyle diyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ve yakifu. Evet, durur. Allahu Ekber de durur. Sümme yakulu merreten uhra. Ondan sonra Allahu Ekber de Allahu Ekber, Allahu Ekber demez. Durur diyor, hoca söylüyor bak. İşte fıkıh kitabı bu. Ayrıca Türkçe, sen de Arapça bilmiyorsun. Sana da veriyorum. Nimet-i Nebeli, Nimet-i İslam. Daha çok var da. Nimet-i İslam. Nimet-i Nebeli. Bakın efendim. Orada da diyor. Ezanın eda tarzı yerine getirilmiş ve okunuş şekli yavaş yavaş terestül ile hızlı yapılmayıp aralıklı temhil okunmasıdır. İkamet de söz, mana, sıfat ve sebep bakımından ezan gibidir. Ezan da cezimlidir, ikamet de cezimlidir. Hadisi gereği ezan ve ikamet sözlerinin son harfleri harekeli değil, sakin okulur. Kanun kitabı bunlar beyefendi. 1000 yıldır biz bunlara uyduk, bunların yolundan gittik. Şimdi Araplara niye uyuyoruz ki? Araplar darmadağının işte. Sünnet önemli değil diyorlar. Kâbe'de sünnet kılınmıyor, tesbih çekilmiyor. Halleri görüyorsunuz. Bu aziz milletin 1000 yıllık şeyini, itikat birliği, kavga yap, dövüş yap, pratik birliği. Kimisi böyle yapıyor, kimisi böyle yapıyor, biz hepimiz böyle yapıyoruz. Ne güzel ahifine, niye bozuyorsun hocam? Niye ya, derdin ne ya? Şimdiye kadar işte kitap, kaynak gösteriyorum. Evet, bunları size arz ediyorum. Evet, Zübdetül Fıkıh. Evet, Mustafa Sabri Efendi, Şeyhülislam, sayfa 48, o da söylüyor. İstediğiniz kadar kaynak gösterebilirim, başka şeyler de var. Şimdi bu kadar söylüyorum. Evet efendim, Müslümanın imanı tadını tadan adam, Allah'a teslim olacak, Peygamber'e teslim olacak. Ne yaptıysa basit görmeyecek. Sünneti basit görürsen, Allah izzetini elinden alır. Buyurun Suriye. Buyurun Arap ülkeleri. Buyurun. Aziz milletimizi de 15 Temmuz'da Allah tuttu, bütün hesapları alt üst etti. Neden? Camiye geliyoruz, sünnetimizi kılıyoruz. Teslimimizi çekiyoruz. Bir de söyleyeceğim şu. Biz sizde değil, her yerde. Namazdan sonra Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah diye cennete Allah diker diyor Peygamberimiz. Buhari Müslim hadisi. 30 Sübhanallah, 30 Elhamdülillah, 30 Allah-u Ekber, 99, 100 La İlahe İllallah diyen deniz köpüğü kadar günahı silinir diyor Buhari Müslim hadisi beyefendi. Aktarıyorum size. Ve diyor, bir her namazın arkasından bir mümin Ayet-ül Kürsi'yi okursa onu cennete girmekten ölüm alıkoyar diyor. Diri cennete gidilmez. Özükten sonra cennete gidilir. Biri gidecekmiş diri. Uhud harbinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önüne siper olmuş. Öyle bir şiddetle saldırmışlar ki Uhud harbinde sahabiler niye uğradığını bilememişler. Geriye gitmişler. Peygamber bir adım geri gitmemiş. Önden hiç geri gitmemiş. O sahabi de Peygamber önüne gerilmiş. Onu öldürmek istiyorlar Peygamber'i. Okatlıklar ona değmesin diye.
elini böyle gelmiş ve kolunu o koparmış. Kolunu kopardın. Demiş ki ulan böyle demeseydin canını kendine götürecekler seni. Melekler geldiydi. Evet. Bunu demeseydin canlı. Canlı cennete gidilmez. O gidecekmiş. Bu peygamberi korumasından dolayı. Ama böyle dediğin için öldükten sonra gideceksin demiş. Şimdi kaybettim. Canlı. Böyle olaylar var efendim. Müslüman peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olur. Onu basit görmez. Bakın size kolay yoldan çok kazanacağınız şeyler söyleyeceğim. Mesela cenaze namazı kılındığı zaman bu tesbihleri müezzine rica edin. Hocam iptal etme. 3 dakika sürüyor ya. Yapmıyorum hocam. Yapmıyorum. Etme gözümü seveyim. Etme. Deyin ya. Hocam etmeyin deyin. 3 dakika. Böyle bir müjde var. Buraya akşam ölmüş herif. Öğlene kadar beklenmişler. O geciktirme olmuyor da tesbih, cenazeyi acele etmek lazım. 3 dakikadan. Sabahtan beri bekliyorsun. 3 dakikada tesbih çek hocam. Ondan sonra gidiyor oraya. 3 gün bekleyen de var canım biliyor. Almanya'dan oğlu gelecek diye. Ondan sonra cenazenin başına nutuk çekiyor cenazeyi normal. Tamam, ele geçirmişken, milletin yüreği yanıkken söyle hocam. Kötü demiyorum da. Tesbih neyi iptal ediyorsun? Etme güzel hocam. Etme güzel hocam. Büyük peygamber sünnetini basit görmeyin. Evet, şimdi söylüyorum. Namazdan sonra diyor ki peygamberimiz farz kıldığınız yerde sünnet kılmayın. Allah'ın emri başka, benim emrim başka. Onu şeklinde gösterin. Yerinizi değiştirin diyor. Hadis, Buhari hadisi bu da. Yanımızdakini yer değiştirin diyor. Evet. Ama biz basit bu ya ne olacak hocam bunlarla uğraşmıyor. Vallahi billahi bak yemin ediyorum. Peygamber böyle yaptı diye ona uymak kastıyla namazdan her namazdan sonra yer değiştirirseniz bu niyetinizden dolayı doğru cennete gidersiniz. Beni de çağır lan. Ben de uyuyorum sana. Evet bu samimi niyetinden dolayı cennete girersiniz. Yeminle söylüyorum. Peygamber sünnetidir. Basit görmeyin ya sünneti. Evet. Basit olsa bile sizin açınızdan peygamberin sünnetine uyma niyeti Allah'ın emridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber kabul etmenin gereğidir. Araplar sünneti hiçe saydıkları için rezil oldu başıma. Başlarına bu geliyor. Siz atalarınızın bu mübarek izinden gidin. Onun sünnetlerini harfiyen yerine getirin. Harfiyen kişilik sahibi olun. Müslümanın giyinmesi Müslümanca olur. Konuşması Müslümanca olur. Süslenmesi Müslümanca olur. Adetleri Müslümanca olur. Yılbaşı bizim adetimiz değil kardeşim. Lütfen kendik yapmayın elinizden. Öyle bakın. Peygamberimiz Medine-i Münevvere gelmiş. Muharrem ayı onunda oruç tutmaya şey etmişler Yahudiler. Niye demiş tutuyorsunuz? Kimiz demiş, Allah bizi demiş, Firavun yanından Musa öldürdüğünde 10 Muharrem'de kurtardı. Ona teşekkür için oruç tutuyorum. Ben Musa'yı sizden daha çok severim. Ama sizi muharrette olsun diye 9'unda başlayacağım, 11'de bitireceğim demiş. İbadette bile gavura benzemiyor, anlıyor musunuz? Muhammed Mustafa ibadette bile gavura benzemiyor. Yahudi'ye benzemiyor. E sen Müslümansan, niye şenlik yapıyorsun yılbaşı gecesinde? Niye kafayı çekiyorsun, sabah kadar tombala oynuyorsun, kumar oynuyorsun? Etme güzel kardeşim ya. Etme güzel kardeşim ya. Yani basit şeylerden çok şey kaybediyorsun. Öyle diyor peygamber. Gavurların kalabalığını kabul edeceği çoğaltan onlar haşrolunacak diyor. Ben size duyuruyorum. Aman diyor onlara benzemeyin. Evet şimdi gavurlar kulağına küpe takıyor. Bizim delikanlı küpe de bu. Ula erkek adam küpe takar mı lan? Hocam bir de saç erkek sorayım. Erkekçe süslenir, erkekçe giyinir. Kadın kadınca süslenir, kadınca giyinir, kadınca konuşur. Ama bakıyorum ben bir erkek kadın gibi kırtıyor, kadın gibi konuşuyor. Bu erkeksin sen be! Dinde böyle beyefendi. Dinde böyle beyefendi. Etme sen erkek gibi giyin, erkek gibi konuş, erkek gibi yürü lan. Kırta kırta konuşma karılar gibi. Melun diyor peygamberimiz.
Kadına benzeyen erkek, erkeğe benzeyen kadın melundur. Yerin göğünden tepesini yazın diyor. Kitabım var. Profesörler heyetinden geçti. Kaynaklar sağlam. Profesör oldum onun kitabı yüzünden. Kitabım var, okuyun efendim. Ben bir şey almıyorum ha. Vakıf alıyor onu, kitabı satan vakıf. Yani programda yaptı onu kendi kitabı demeyin. Orada kaynakları var. Etme gözünü seveyim. Gavuru ne yapıyorsa şimdi biraz daha üstümüze yürüyecek. Evet. Bu yıl erkekli kalemetlidir. Kadınlar da bu yıl çıkar mı? Yok. Çıkmaz lan. Yok hocam yok. Çıkan var. İslam devlet başkanı yukarı vardı. 5-6 sene evvel. Her gün tıraş oluyordu. Bu Yahudi ne olduğu belirsiz. Ama istisnadır. Kadınlar da bu yıl çıkmaz. Evet, sakal çıkmaz. Evet, bıyığınızı bırakın, erkek olduğunu anlayalım da. Erkek alameti. Sokakta gel, bakıyorsun kadın da benim gibi tıraş olmuş. Benim gibi gömlek giyiyor, ceket giyiyor, pantolon giyiyor. Şimdi selam versem, güzel bir kadın, genç bir kadın. Hocaya bak, kadıya biraz koydu dersin. Öyle demiyor lan. Ama bıyık olsa, rahatça selam veririm ya. Selam vermeye korkuyorum ya. Bana iki şey diyeyim. Konuşurlar diye. Evet, töhmet yerlerinden uzak durun diyor Peygamberimiz. Sen hocasın ey Cevat Hoca. İçki satan bakkaldan alışveriş yapamazsın. Güzel kadınlara selam veremezsin. Vay hocaya bak lan derler. Buna meydan vermeyeceksin. Sen de öyle. Sen de öyle. Töhmet yerlerinden uzak durun. O mecburuz. Ama güzel kardeşim, bu ilk olarak da sana selam verebilen, selam verebilen, bu yıkıyor, sakalıyor. Kimde? Hocada da yok be. Canlı hocasında da yok. Etme hocam ya, sen Muhammed Mustafa'nın makamındasın. Allah sana böyle şerefli vazifeyi vermiş. Niye onun sünnetine aykırı hareket ediyorsun? Hiç olmasın bu ilk olarak ya hocam, etme hocam ya bu. Ama tabii siz cingar çıkarın demiyor. Sizde de bıyıksızlar var. Bıyık bırakın ben de. Peygamber bunu söyledi diye bakın basit bir şey değil mi? Bu niyette bırakırsanız belki bundan dolayı cennete gidersiniz. Haberiniz olsun. O peygamber uymamış. Ünlü diyor bak, peygamberi Muhammed'i Rasul kabul edersen imanın tadını tadıyorsun. Evet. Dua ediyoruz hocam. Allah kabul etmeye. Sakalsız bıyıksız. Peygamber sünnetleri hiçe sayıyorsun, etmesin lan, eder. Allah onu sevmiş, kainatı yaratmış. Onun sünnetlerini seversen, Allah da seni sever. Emretmiş zaten. Duamızın kabul olmasının bir sebepleri de, birisi de budur. Biz Peygamber sünnetlerini hiçe sayıyoruz. Gene Araplardan iyiyse, iyice yapalım da diyorum ben, bu gördüğümüz şeyleri. Tam sevap kazanın. Evet, şimdi millet bilgisiz, gafil. Şimdi onu söyleyeceğim. Diyor ki zâkirullah fil gâfiline bimenzileti issabirine fil gâfiline. Allahu ekber ve ilâhillâh. Herkes gafilken yılbaşı kutluyor, bayram yapıyor, eğleniyor, tombala oynuyor, evini süslemiş, Işıklandırmış. Evet, ne kadar yanlış olduğunu hadislerde söyledim. Herkes gafilken bir Müslüman bunlara katılmadıysa, iki ordu, düşman orduysa, kafir olduysa, Müslüman ordusu çarpışıyor. Fakat çok kalabalıklar, durum iyi gitmemiş. Müslüman askerleri hep de yok olmayalım diye geri çekilmişler. Sen bu katılanlara, çekilenlere uymamışsın, sabretmişsin. Bir canın var, Allah ona helal olsun demişsin. İnsanlar Peygamber'in sünnetlerinden gafilken, sen bu sünnetleri yaparsan, aha bu adam gibisin diyor bak. Aynen şey bu. Zâkirullah fil gâfiline, gafilin içinde olanların arasında Peygamber'in hüsnetini yaptın, Allah'ı zikrettin. Bismillah, ya Allah, Bismillah dedin, çekilmedin. Bir canım var, Allah ona feda olsun dedin.
Böyle adam kaçıp gidenlere uymadım, ona tek başına savaşan gibidir. Herkes yılbaşı kutluyor, sen hiç benim bayramım değil diyorsun. Aynen bu adam gibi kahramansın diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, Zatirullah haliyen kimse yok yani, herkes evleniyor. İçki, kumar, pombala, her şey. Sen, herkes böyleysen Allah diyorsun, namazını kılıyorsun, zikrini yapıyorsun, tövbe istiğfarını yapıyorsun. Kim gibidir o? Kemi barizetil ile küffari min beyni suhubi hâliyen. Evet, düşman safları arasında kahramanca savaşan asker birisi. Tercüme ediyorum. Yanlış tercüme ediyorsan düzeltin efendim. Ben aynen buradan tercüme ediyorum. Lütfen Abdullah bin Abbas'tan demin söylediğim şeyi size hadisini buyurun hakikaten Kur'an'ınızı kıpe edin. Lütfen güzel Peygamberimizin sünnetini ihya edin. Aziz olursunuz. Sevilirsiniz. Mutlu olursunuz. Allah işinizi bir süre sizi imtihan eder. Yıllarınız açılır. Aha bu adamın bunun yüzünden evliya olur bu adam. Peygamber sünnetlerine uyduğu için. Bunun gibiler böyle oldular. Bu kapı sana da açık, bana da açık. Lütfen sünnetleri önemseyelim. Ya değersiz falan demeyelim. Basit bir sünnetten işte böyle olmaz. Hala adını anlıyoruz. Ve bu adam burada olmasa buraya gelmem arkadaş. Benim yaşım şu. Ama bunu ziyaret için geliyorum. Tabii kardeşlik görevi yapıyorum ama söylediler peki dedim ama bunu ziyarete geliyorum. Gerçi bunu okuyarak geçtim. Allah öyle. Razı olsun. Evet Allah sizden razı olsun. Diyelim tüm günahlarımıza estağfurullah. 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 El-Azim el-Kerim el-Rahim el-Lezi. La ilahe illa hu. El-Hayyul Kayyum el-Tubu ileyh. Birer Fatiha okuyun Besmele ile beraber. Üçer salavat-ı şerifler. Birer elem neşrah leke okuyun Besmele ile beraber. Elem neşrah. On birer İhlas suresi okuyun Besmele ile beraber. Üçer salavat-ı şerifler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fel asri innel insane lefî husrin illellezîne âmenû ve âmilus sâlihâti ve tevassav bil hakki ve tevassav bis sabr. Sadakallahu azîm. Amin. Subhane rabbil alâ ve'l vehhâb. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ve salâtu ve selâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi, namazımızı kabul eyle, dersimizi kabul eyle, okunmuş olan hatimlerimizi, çeşitli hatimlerimizi kabul eyle, şimdi okuduğumuz Sûre-i Celîle-i Âyât-ı Kur'an'ı kabul eyle, hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz, cümle peygamberler, ehl-i beyt, el-asaf ve duaları, bir cümahide itaat-ı müminat, huzurunda bulunduğumuz Hacı Bayram Veli ve yakınlarında yatanlar ve kitabından yararlandığımız Ahmet Ziyad-ı Gümüşhane ve Üstazlar, Üstazlarımız, Şehir Efendimiz,
bu camide toplanan bizlerin göçmüşlerimiz, bu cami işleri yaptıranlar, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenler, bu cami işlerinin güzel anıdan Eyüme Kutlu'ya müezzin Kayın Cemaatimiz için, bu aziz vatan bize hediye için, şehit olan sıkıntılı kadınlarına halen namusumuzu vatanı korumak için, şehit olan ve sıkıntılar giden gazilerimizin, şehitlerimizin ervahına bağışladık. Vasile eyler. Cümlesi ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyler. Makamlarını adi dereceden yüksek eyler. Amin. Ya Rabbi imanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Rızkımızı helalinden bol eyle. Hayatımız boyunca hayırlara koşan, içi dışına uygun, özü sözüne uygun, müstakim Müslümanlardan olmayı bize nasip eyle. Son nefesimize kamil bir iman ve ahlak samimiyetine sahip olarak kelime-i tevhid-i münciki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü resulüh kelimesini canı yürekten söyleyerek çene kapamayı, ruhumuzu teslim etmeyi tüm ümmet-i Muhammed'le beraber biz günahkar kullarını nasip etsen eyle. Aziz vatanımızı arazi, semahi, içtimai, siyasi hep türlü pisliklerden, afetlerden muhafaza eyle. Subhanakallahu ve hamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdike la şerike lek. Nestağfirük ve netubu ilek. Subhan Rabbina Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Hakkımız helal edin. Allah sizden razı olsun. Uçağa yetiştirin.